Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ümmetimin ihtilafı rahmettir sözü hadis midir? Evet. Ümmetimin ihtilafı rahmettir sözü bir hadisin manasıdır. Bu hadislere uydurma deyip geçenler daha çok o hadisteki manayı, hadisin ne maksatla söylendiğini bilmeyen idrak edemeyen bazı kimseler olabiliyor. Dolayısıyla meselenin, olayın, konunun mahiyetini bilemeden o hususta bir fikir beyan edenlerin sözlerinin asla bir kıymeti ve değeri olamaz. Hadisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi anlamda söylemiş, ne maksatla söylemiş ve buradaki söylenişin gayesi nedir diye bilmezsek o zaman son derece sahih ve güvenilir hadisleri de Allah korusun hadis değildir, uydurmadır diyecek duruma düşebiliriz. Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin hangi manaya geldiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. İşte Acluni Keşfül Kafa isimli eserinde bu rivayeti esas alarak uzun uzun değerlendirmelerde bulunur ve alimlerin bu konuda bu hadisle ilgili değerlendirmeleri nakleder. Mesela İmam Beyhaki Medhalde İbn Abbas'tan şu mealde bir hadis rivayet eder. Ashabım semadaki yıldızlar gibidir. Hangisinden hadis alırsanız doğruyu bulursunuz. Ashabın ihtilafı sizin için rahmettir. Bakın sahabe efendilerimizin farklı düşünmeleri bizim için rahmetmiş. Bir hadis. Yine Beyhaki aynı yerde şu hadise yer verir. Muhammed'in ve vesselam ashabının ihtilafı Allah'ın kulları için bir rahmettir. Yine aynı mealdeki hadisin varlığını Taberani, Deylemi, Ebu Naim, Zerkeşi, i̇bn Hacer gibi hadis alimleri de naklederler ve belirtirler. Büyük hadis alim Hattabi ise bu hadis-i şerife iki kişinin itiraz ettiğini ve birisinin akıl hastası, diğerini de dini açıdan sakınca olan bir zat olduğunu ifade eder ve Musili ve Cahız'ın isimlerini verir. Ayrıca ümmetimin ihtilafı rahmettir mealindeki hadis şerif, Hakk'a hizmetteki ihtilaf, farklı görüş beyanı, değişik yorumlarda bulunma tarzında anlaşıldığında bu ihtilafın hiçbir sakıncası kalmayacaktır. Çünkü Müslümanlar aynı esas ve gerekçelere inanmakla beraber her insan müstakil bir şahsiyet ve düşünce yapısına sahiptir. E bunun için de olayları değerlendirirken, yorumlarken İslami inancı aykırı olmak şartıyla farklı bakış açılarını getirebilirler, yorumlayabilirler. Müslümanlar meselelerini istişare yolla halledeceklerine göre herkes samimi bir şekilde fikirlerini açıklar, bilgisini ve ihtisası dahilinde görüşlerini beyan eder ve gerisini ümmeti Muhammed'e bırakır. Onun için ümmetimin, İslam ümmetinin inanç konularında değil ama fıkhi konularda farklı iştahatlarda bulunmaları, mesleklerinde farklı meslek icra etmeleri ve İslamiyet yaşarken kullandıkları metotları İslam'a uygulamak şartıyla farklı olması elbette Rahmettir, Allah'ın bir lütfudur. Hadis-i şerif bu anlamdaki rahmeti kastediyor. Yoksa Müslümanlar birbirine düşman olsunlar, bir birbirine çatışsınlar anlamında değil. Farklılıklar dini yaşarken, dini anlatırken Kur'an ve hadisten çıkarılan farklı hükümler anlamında değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda gerçekten ümmetin farklı düşünmesi ve farklılıkları Allah'ın bir rahmetidir bir ihsanıdır